Uzun dönem ikamet izni hakkında merak ettiğiniz sorulara cevap bulma serimize hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce senden küçük bir ricam var. Kanalımıza abone ol, videomuzu beğen. Daha fazlasını istiyorsan paylaşmayı unutma. Ayrıca aklındaki soruları yorumlar bölümüne de yazmayı unutma. Böylece bir sonraki videomuzda senin sorularına cevap verelim. Şimdi merak ettiklerine cevap bulma zamanı. Takipçilerimizden birisi güzel bir soruyu gündeme getiriyor ve bize soruyor. Uzun dönem ikamet iznine başvuru yapmak için aylık gelirim ne kadar olmalı? Başvuru yılı itibariyle yabancının aylık geliri minimum Türkiye'deki net asgari ücret kadar olmalıdır. 2024 yılı için asgari ücret 17.000 TL olarak belirlenmiştir. Neden bu kadar olması lazım? Yabancının kendi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek mali durumda olması anlamına gelir. Geçelim diğer sorumuza. 8 yılım doldu. 4 yıl öğrenci ikamet izni, 1 yıl kısa dönem turizm amaçlı ikamet izni, geri kalan 3 yılda çalışma izniyle devam etmekteyim. Uzun dönem ikamet iznine başvuruda bulunabilir miyim diye sormuş. Öncelikle uzun dönem ikamet izni için bazı özel durumlar var. Kısaca değinelim. Zaten sorunun da cevabı özel durumun içinde saklı. Uzun dönem ikamet izninde kesintisiz 8 yılın hesaplanmasında öğrenci ikamet izninin süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılmaktadır. Örneğin öğrenci olarak 4 yıl Türkiye'de kalmışsanız uzun dönem ikamet iznine başvuru yaparken 4 yılın yarısı, yani 2 yıl olarak hesaplanacaktır. Ayrıca mülteci, şartlı mülteci, insani ikamet iznine sahip yabancılar, geçici koruma sağlananlar, uluslararası koruma sağlananlar uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmaz. Sorumuza dönecek olursak 8 yılın 4 yılı öğrenci olduğu için uzun döneme başvuru yapamaz. Çünkü 6 yıl olarak hesaplanacaktır. Diğer bir sorumuza geçelim. Uzun dönem ikamet iznim var. Yurt dışında ne kadar süre kalabilirim diye sormuş izleyicimizin birisi. Türkiye dışında uzun süreli kalmayı düşünüyorsanız, eğitim, sağlık ve ülkenizdeki zorunlu kamu hizmeti hariç geçerli bir sebebiniz olmaksızın bir yıldan fazla Türkiye dışında kalırsanız uzun dönem ikamet izniniz iptal edilebilir. Evet, yanlış duymadınız. Bir yıldan fazla yurt dışında kalırsanız uzun dönem ikamet izniniz iptal edilebilir. Geçelim diğer bir sorumuza. Uzun dönem ikamet izninde süre hesaplanması nasıl yapılır? Uzun dönem ikamet izninde aranan en önemli şartlardan birisi de Türkiye'de aralıksız olarak 8 yıl Türkiye'de yaşamış olmaktır. Bu süre içindeki kesintilerin nasıl hesaplanmasını anlamak önemlidir. Uzun dönem ikamet iznine başvuru yaparken öncelikle izin almak isteyen kişinin, yabancının yani, başvuru tarihine kadar Türkiye'de ne kadar süre kaldığına bakılır. Evet, yurt dışında geçirdiğiniz zamanlar, Türkiye'de ikamet izni olmadan geçirdiğiniz zamanlar kesintili olarak kabul edilir. İşte bu yüzden herkes burasını çok karıştırıyor. Uzun dönem ikamet izni için süre sayımı nasıl yapılıyor? Gelin birlikte bakalım. 1 yıllık dilimlerde kesinti kontrolü. Başvuru tarihinden geriye doğru her yıl için toplamda 180 günden fazla kesinti olup olmadığına bakılır. Eğer 1 yıl içinde 180 günden aşan bir kesinti yoksa bir sonraki yıla geçilir. Bu kontrol 8 yıl boyunca devam eder. Eğer herhangi bir yıllık diliminde 180 günden fazla kesinti yoksa sonraki son 5 yıl için kontrol yapılır. Son 5 yıl içinde toplamda 1 yıldan fazla kesinti olup olmadığına bakılır. Örneğin 8 yılın son 5 yılında 1 yıldan fazla yurt dışında kalmışsanız kesinti yapmışsınız demektir. Uzun dönem ikamet iznine başvuru yapamazsınız. Diğer bir hesaplama kuralı ise 6 ay kuralıdır. 6 ay kuralı 8 yıl içinde bir seferde veya arka arkaya yurt dışında veya Türkiye'de ikamet izni olmaksızın geçirilen 6 aydan fazla süreler başvurunun direkt olarak reddedilmesine sebep olur. Son olarak dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kişi sınır dışı edilmişse ikamet izinlerinin toplam süresi hesaba katılmaz. Sınır dışı edilme süresi dikkate alınarak hesaplama yapılır. Uzun dönem ikamet izni süre sayımında kesintisiz 8 yıl süre içinde öğrenci ikamet izniyle Türkiye'de geçirilen sürelerin yarısı dikkate alınır. Onu da aklınızın bir köşesinde bulundurun. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Varsa sorularınız bize yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğimle şimdilik hoşça kalın.